Evet, şimdi Cenk Akyoldaş'la beraber ekonomide manşet atacağız ama dün akşam tabii futbolda manşet atıldı. Tabii, Arjantin. Hep ekonomi konuşacak değiliz. Tabii biraz da futbol konuşalım. Kesin kesin. Maradona'dan sonra Messi. Yani Maradona efsanesinin karşısında Messi hep eziliyordu. Sebebi neydi? İşte Dünya Kupası kazanamamış bir oyuncu olması. Baktığın zaman bu 5. turnuvası yanlış hatırlamıyorsam. Bu süre zarfında hiçbir Dünya Kupası başarısı yoktu. Kazanmadığı kupa yoktu, almadığı ödül yoktu. Öyle olunca da acaba gölgesinde kalır mı? Bir tek Dünya Kupası kaldı. Dünya Kupası Messi'nin almadığı, onu da aldı. Aslında Messi kazandı yani Arjantin'den ziyade. Takım oyundu tabii ki bu da. Yani. Dün Messi evet iyi oynadı ama efsane. Arjantin bence tam manasıyla bir takım oyunu çıkarttı. Evet. Neden diyecekse evet. Öyle attıkları bazı goller var. Böyle tak 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 hele ikinci gol net şekilde orta sahadan başlayıp böyle paslaşarak 5 pasta tek paslarla gidip attıkları bir gol vardı. O ana kadar hakikaten... Belki turnuvanın en başarılı gollerinden biri oldu takım oyunu açısından değerlendirdiğimiz zaman. Arjantin kalecisi de maçı son dakikada kurtaran adamdır. Uzatmalarda son saniyelerde Fransa'nın kaçırdığı bir şut var. O da gol olabilirdi. 3 kez öne geçmesine rağmen Arjantin 3 kez Fransa yakaladı sonuçta. Bu yakalanmanın peşinden genelde geriden gelen şanslı olur. Son dakikada Fransa atsaydı iş başka boyuta doğru gidecekti. Bambaşka yere giderdi değil mi? Ve de işin ilginç tarafı iki tarafta maçı uzatmaya götürmeye çalışmadı. Yani beraberliğin üzerine yatmadılar. Maçın 120 dakikasında dahi hala pozisyon peşinde kovalayan iki takım vardı. Nefeslerin sonuna kadar maçı kovaladıklarını gördük. İş penaltılara kaldı. Orada da Arjantin kalecisi biraz daha ön plana çıktı. Vallahi söyleyebilirim. Sevgili Cenk, senden iyi futbol yorumcusu da olur ya. Hep parayı yorumluyorsun ama böyle soluksuz anlattın. Şimdi Faik abi, Faik Çetinler bize mesaj atacak tamam mı? Yeter bu kadar. Yeter, uzatmayın, çok ekonomiye dönün siz falan. Herkes kendi çöplüğünde bakayım falan şeklinde. Şimdi ekonomi takımında nasıl, Dünya Ekonomi Ligi nasıl gidiyor? Dünya Ekonomi Ligi biliyorsun birazcık merkez bankalarının gölgesi altında gidiyor. Bak ciddileşti bir anda. Değil mi? Ekonomiye geldik işi. Bir anda şeyden yumuşak soft konulardan ciddi konulara doğru kaydık. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankalar Haftası'ydı biliyorsun. Merkez Bankaları tarafında Şahin söylemlerinin devam ettiğini gördük. Merkez Bankaları faiz arttırmalarına devam ettiler. Amerika tarafı biraz söylemlerinde hala Şahin olsa da döngüde yavaşlamaya girdiklerini belirtildi. Biliyorsun son dört toplantıda, bu toplantı dışındaki toplantılarda 75 bas puanlık faiz arttırmalarını yapmışlardı. Bu toplantıda 50 bas puana indirerek biraz daha yumuşattıklarını gördük. Yani faiz arttırım silsilesini. Önümüzdeki yıla ait faiz arttırımlarının bir 75 bas puanlık daha yeri olduğu vurgusu geldi. Bir önceki toplantıyla bu toplantı arasında projeksiyonlarda değişikliklerin olduğunu gördük. Ciddi derecede revizyonlar geldi. Yine Merkez Bankası'nın politika faizinin orta noktası bir önceki toplantıda 4.6 idi. Bu toplantıyla birlikte 5.1'e evrilmiş vaziyette. 50 bas puanlık yani orada bir yukarı doğru seyir var. Piyasa beklentisi hala 4.8'ler civarında kalmaya devam ediyor. Bu 4.8 yavaş yavaş yani onların beklentisine FED bu söylemleri yapıyor ama oraya kadar gitmeyecek. Öncesinde biraz daha yumuşatacak işi diye. Belki onların da beklentisi şu, bir sonraki toplantıda bir 25 bas puan yapıp o 75 bas puan dediklerini yılın sonuna sarkıtabilirler. Kasım, Aralık, Eylül, Ekim, Kasım o bölgeye doğru. Ben de Şubat'la Mart'ta bir Ocak'ta toplantı yok zaten. Şubat, Mart'ta 25-25 yapıp sonra bir uzun bir rehavete geçekilecek gibi görünüyor. İşte o piyasa birazcık onu fiyatlamaya çalışıyor. Hı-hı. Bakalım hakikaten öyle mi gerçekleşecek? İş piyasası hala güçlü. Orada bir revizyonlara baktığımız zaman yukarı doğru revizyon geldi orada da. Yansımaları olacak mı? Enflasyonla mücadelede iş piyasasının sıkılaştırması gerektiğinin bilincinde. Çünkü arz tedariki sıkıntısından, yani daha önce tedarik sıkıntısından kaynaklanan enflasyona daha çok vurgu vardı. Şimdi biraz da talep tarafından, enflasyon tarafının körüklenme yönünde hareket ettiği, bunu da sınırlamak için mecburen iş piyasasına müdahale edilmesi gerekiyor. İnsanlar alım gücünün biraz daha zayıflatma, birazdan hatta bankacılık, Amerikan bankacılık sektörü, Avrupa bankacılık sektörü üzerine biraz bakarız. Oradaki rakamlar da bizim için önemli. Çünkü orada da neden böyle fiyatlandığında
işte bu iş piyasasındaki zayıflamanın getireceği olan gelir kayıplarının yansımalarını ölçeceğiz. O zaman şöyle söyleyelim, işte Avrupa takımı atağa kalktı. Evet, Avrupa takımı şu anda bir yeni yaptırımlarla Rusya'yı sıkıştırıyor. Rusya Çin cephesinde bir sıkı saf görünüyor. Amerika forvette gayet rahat attığı goller sürekli Amerikan hanesine yazıyor. Evet. Ama Çin savunmada şu anda ciddi anlamda. Amerika taarruzla geçtiğimiz hafta sonu Cuma günü yaklaşık olarak biliyorsun 200 firmaya kara listeye alma durumu var. Yani delist edilmesiyle ilgili konuşmalar var. Parlamentoda geçtiği anda bitti tabii, yani o iş. 36 tanesi kara listeye alındı bir kere. Tabii. Onların bir de bankalardan hiç... falan da bahsediyor. Tabii. Birkaç tane de var. Rus yine oligarklara yapılan yaptırımların olduğunu görüyoruz. İşte Avrupa tarafı 9. yaptırım paketini onayladı yine Rusya tarafında. Gelişmeler o tarafta tabii sıkılaşmaya hala devam ettiğini söylüyor. Ama dönüp baktığımız zaman Amerika tarafı öyle ya da böyle dünya ekonomisi ile entegre vaziyette. En büyük alıcı, en büyük tüketici noktalarından birisi. Şimdi öte yandan bakıyoruz Çin tarafı piyasaya 2023'te domine etmek istiyor. Piyasalara dönmek istiyor bir şekilde. Çünkü bir sıkıntısı var. O ne? Büyümesi kendi refah seviyesini aşağı çeker nitelikte gitmeye başladı. Onun önüne geçme ve bununla mücadele etmek ne gerekiyorsa yapmaya çalışacak. Tekrardan büyüme %5.1'in üzerine çıkartma beklentileri var 2023 yılı için, ama konjonktür buna müsaade edecek mi? Bu esas mesele. Yani siz ne kadar üretirseniz, ne kadar satmaya çalışırsanız piyasa bunu kabul edebilecek vaziyette mi, değil mi? Mesele bu. Siz bu da şu noktaya getiriyor. Biliyorsun arz sıkıntısı vardı. Şimdi arz tarafının tekrardan güçlenmesi tabii noktasında bir atak getirebilir. Bu aslında piyasaların biraz daha rahatlamasını sağlayacak bir faktör. Ama bu arzı alacak kısmın gelir kayıpları, yani iş kaybetme potansiyeli olması insanların, şirketlerin gelirinin yüksek faizlerin hala şirketler üzerinde birazdan, hatta onu da grafiklerde göreceğiz, ileriye yönelik bir borç duvarı var. Hakikaten önümüzdeki 12-14 aylık dönem içinde dünyadaki piyasalardaki borçlanmış şirketlerin yüksek riskli borçlar olarak değerlendirdiğimiz risklerde çevrilmesi gereken rakamlara da birazdan değerlendireceğiz. Orada da bir sıkıntı olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birbirle bağlantılı. Tabii. O nedenle 2023 hakikaten bazı şeylerin belki, ben şunu söyleyeyim, Ahu ile Cuma günü yaptığımız programda da onu belirtmiştim. Daha önceki söylemlerimde de belirttim. 2023'ün birinci çeyreği hakikaten dünya piyasaları açısından çok kritik bir çeyrek olacak. Çünkü son 1980'lerden bu yana 70'lerdeki petrol krizi sonrasında yaşanmamış bir kriz evresiyle karşı karşıya. O zamandan bu yana en yüksek enflasyon. Peki biz sahanın neresindeyiz? Ortasında mıyız? Kenarda oturuyor muyuz şu biz an? Kendimizi her şeyden izole etmiş vaziyette. Orta sahada şimdi şöyle. Kendi iş dünyamıza. Koşturuyoruz, pas atıyoruz, pas veriyoruz falan ama işte Rusya'dan Amerika'ya, Amerika'dan Rusya'ya, Çin'e falan, Avrupa Birliği'ne, ama çok da böyle enerjide sarf etmiyoruz gibi geliyor. Biraz daha enerjimizi kendimize biz saklıyoruz. Biz şu anda kendi stratejik konumumuzu biraz daha iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Orta sahadayız. Orta sahadayız. Dengeleri koruyoruz şu an. Şu anda bize bir, yani şu anki pozisyonda Rusya ile Avrupa arasındaki irtibat noktası konumundayız. Dünyaya açılış noktasıyız. Bir bypass noktası konumundayız. Bunun getirmiş olduğu bir nakit akımı söz konusu. Tabii. Bunun avantajını şu an için piyasa denge yaşıyor. Ama burada da işte bir hep belirtiyorum, öyle ince çizgiler var ki onu fazla esnetmeye kalktığın zaman da başka yan sıkıntılar oluşma durumu söz konusu olabilir. Çok ince bir buz üzerinde yürüyoruz. Burayı iyi aslında organize edebilirsek. Bu da futbol oyununda hakemiz. Çünkü ne Batı takımındayız ne Doğu takımı. Batı takımında görünüyoruz ama Doğu takımıyla ilişkilerimiz çok iyi. Evet. Yani hepsi ikisi de Çin'le de Rusya'yla neredeyse kardeş ülke gibiyiz. Yani şu an Azerbaycan'la zaten kardeşiz. Türkiye böyle denge politikası diyerek aslında hakem rolünü oynuyor. Hakem olabilir, değerlendirilebilir. Ya da yan hakem diyelim. Genel sekreter hakem olsun Birleşmiş Milletler. Oyunu nasıl çekiyorum ama? İşte orada biraz daha şuna bakmak lazım. Ben size hep belirtiyorum. Şimdi iki taraflı bir çekişme var. Biz şöyle oynuyoruz. Bence joker oynuyoruz. Her iki taraf içinde oynuyoruz. Biz hangi tarafa, top hangi taraftaysa biz o tarafı formasıyla. Bizi şimdi ya. Yedeğe koydun sen şimdi bizi. Yok hayır, ama yedeğe koymadım. Oyun esnasında. Nerede bir boşluk varsa oradayız o zaman. Hangi
tarafın sahasında ise hangi tarafta olduğumuz çok net değil o zaman. Şu anda belli değil. Yani. Peki gelelim şimdi bizim meşhur. Biz orta noktada durmaya çalışıyoruz. Orta sahanın ortasında duruyoruz biz. Evet, güzel. Bir şekilde oyun kurucu. Yanlışlıkla pas attık Rusya'ya. Ya yanlış oldu. Aslında atmayacaktık oraya Amerika. Amerika atınca da ya Rusya'ya pardon ya şimdi falan. Geçtiğimiz hafta merkez haftaları, bankalar haftası demiştik biliyorsun. Evet. Yani burada ECB önemli bir faktör, Avrupa Merkez Bankası. Birinci grafiğimiz, evet. Bir numaralı grafiği verirse arkadaşlarımızdan rica edersek, burada aslında baktığımızda Lagarde'ın nasıl bir dönem içinde Merkez Bankası başkanlığı yaptığını, ECB'nin nasıl bir durum içinde olduğunu biraz daha anlatacak. Kimse onun yerinde olmak istemezdi, ben size şu an için geldiği pozisyon hakikaten zor bir konjonktür içinde. Enflasyonda ciddi bir patlama var. Ortalama %10'un üzerinde bir enflasyonla mücadele eden bir Avrupa bölgesiyle karşı karşıyayız. Buna karşılık parasal genişlemelerde de ciddi bir patlamanın olduğunu görüyoruz. 2014'ten sonra Avrupa tarafında hafif hafif zaten zayıf sıkıntılarının başladığını ve parasal sıkılaştırmanın değil gevşeme yönünde hareket edildiği bilanço genişlemeler yapılmıştı. 2018-2019 Avrupa'ya, Amerika'ya benzer bir hareket içine girermiş gibi yaptı ama yine böyle ucundan ayak sürüyordu. Farkındaysan son faiz artımları da mümkün olduğunca geç katılmaya çalıştı elinden geldiğince. Çünkü orada da parçalı bir yapı var. Parçalı yapının da kuzey ile güney arasında yaramaz çocuklarla çalışkan çocuklar arasında ben ona şey demiştim Jack Bill. Ağustos böceği ile çiçekli karıncalar. Şimdi Avrupa'ya böyle ortasından böyle böl ikiye. Kuzey Avrupa Merkez Bankası olsaydı başkanı Lagarde'ın tadına doyum olmazdı. Tabii. Şimdi ikisi olunca o da tam ortada o arada derede kalmış vaziyette. Tabii. Ne yapacağı tam kesinlikle. Ne yapacağını bilemiyor. Onlar da biliyorsun 2 tur 75 bas puan faiz arttırımına gitmişlerdi. Sonra peşinden 50 bas puanlık bir faiz arttırımı getirdiler. Onlar 2,5 oldu değil mi Cenk? Evet 2,5'a 2'ye geldiler. 2'ye geldiler. 75 150 artı 50 2'ye geldiler. Bu arada revizyonlar var. Orada da 2,5'da durar diye beklentiler vardı. Hı hı. Orada da son yatırım bankalarından gelen raporlarda 3-3,25 bandında bir bölgeye doğru evirecekler gibi gözüküyor faiz artma. Ama bu rakamların hepsi hala maalesef enflasyonla çok uzaktalar. Yani maalesef. Enflasyondan bahsettiğimizde 10-11'li rakamlardan yani. Bahsediyoruz. İşte geri çekilmiş halleri 10.7'ler falan görüyoruz İngiltere tarafında, Almanya tarafında falan. İşte Avrupa'nın ortalamasını aldığımız zaman 10 civarında bir bölgede hemen hemen. Şimdi burada baktığımızda burada şimdi faiz arttırımlarının yanında bir de biliyorsun bilanço daraltımıyla etki var. Şimdi Fed'in o da dahil. Fed faiz arttırımlarının yanında Haziran ayında da bilanço daraltımı da başlattı. Onlar da aslında bir faiz arttırım etkisi oluşturuyor. Tabii. Piyasadan çekilen para. Şimdi daha Avrupa Merkez Bankası buna başlamadı. Ne zaman başlayacak? Mart ayıyla birlikte başlayacağını söylüyor. Mart ayına kadar hala o şu mevcut konjonktür devam ediyor. Mart ayından sonra biraz daha böyle işte şekillenecek ya piyasa. Parasal sıkılaşmayla beraber. Bir de oradan da parasal sıkılaşma. Büyüme rakamları düşmeyecek mi o zaman? Yani büyüme rakamları zaten 2023'ün ilk yarısı için çok iyimser değil. Dünya geneli içinde, Avrupa tarafı içinde, Amerika tarafı içinde. Fed'in son revizyonlarında da baktığımızda 2023 büyümesinin 1.2'den 0.5'e revize ettiklerini görüyoruz. Bu da ister istemez hala bu aslında 0.5 eksi tarafa geçirmediği için piyasa biraz soft landing dediğimiz yumuşak inişi bize çağrıştıran bir yapıyı oluşturuyor. Ama piyasa hala o soft landing'e tamamen inanmış vaziyette değil. Soft landing olayı başarılırsa muazzam olur ama iş biraz daha kırılgan boyuta ulaşır. Onun için önemli olan nokta o. 2023'ün birinci çeyreği bunların hepsinin netleşeceği nokta. Hmm. Piyasanın daha derin kırılıp kırılmayacağını netleşeceği, merkez bankalarının enflasyonla mücadele noktasında daha elinin güçlü olup olamayacağını, tekrardan faiz arttığında döngüsüne devam eden, duraklayacaklar, duraksayacaklar ya, bu duraksama hakikaten gerçekten bir duraksama mı? Gözlem yapacaklar. Yetersizse tabii ki kaldıkları yerden faiz arttırmaya devam edecekler mi, etmeyecekler mi? Bunun kararı verecek. O nedenle 2023'ün birinci çeyreği çok önemli. Mesela son geçtiğimiz 7-8 ayın hikayesine baktığımız zaman enerji fiyatlarıyla mücadelede Amerika çok önemli rol oynamıştı. Neydi o önemli rol? 180 milyon varillik neyi çekmişti? Stratejik petrol rezervlerinden piyasaya petrol arzı yapacağını belirtmişti. Haber başlarımıza baktığımız zaman bu 1980'lerden bu yana en düşük stratejik petrol rezervine inmiş vaziyette. Bunu tekrardan güçlendirme kararı aldı. 3 milyon varillik rakamlarla
bunu telafi etmeye başlıyor. Bu da demektir ki petrole tekrardan bir bu ekstra bir oyuncu geldi. Amerika tekrardan satış tarafında, şimdi alış tarafına geldi. O fiyatları nasıl etkiler sevgili Cem? Bu tabii hafif dengelenmesine, artık düşüşün durmasına dengelenmesine. Bir de Çin tarafı açılma yönünde adım atacağını net vurgular ise, yani atmaya çalıştığı adımlar, işte COVID önlemlerindeki yumuşama sinyalleri, sürü bağışıklığı sistemine geçme çabaları gibi faktörler devreye girerse, bunun da önümüzdeki dönemde enerji fiyatları üzerinde pozitif, sırf enerji değil, aynı zamanda emtia fiyatları üzerine bir pozitif etkisi olması beklenir. Bunların yansımaları da tabii ki fiyatlar üzerinde bir yukarı, son dönemde enerji, enflasyonla mücadelede emtia fiyatlarındaki aşağı gelişin pozitif etkisi vardı. Buradaki pozitif katkının en azından artık pozitif katkı değil, nötrize edeceğini bile varsayabiliriz. Bu da ister istemez enflasyondaki aşağı doğru gidişin önünü kesebilecek faktörlerden biri olarak masada olacaktır. Bu da bizim için sıkıntı. Hemen dönelim istiyorsun. Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftaki hareketini toplu halde bir görelim. Kim ne yapmış oradaki yapıya baktığımız zaman. Geçtiğimiz haftanın ana özeti, ana teması burada toplu halde İsviçre, evet. Japonya, Eurozone, İsveç, Norveç, Avustralya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Amerika'nın faiz politikalarını görüyoruz. Burada İngiltere'nin, Amerika'nın, Norveç'in görüldüğü üzere Avrupa bölgesinin, İsviçre'nin faiz arttırma yönünde hareket ettiklerini görüyoruz. Evet. Bu hafta Japonya var. Japonya'dan zaten herhangi bir faiz noktasında bir hareket beklenti yok. Hatırlarsan geçtiğimiz haftada toplam faiz arttırımlarını ölçmüştük, değerlendirmiştik. Tabii. Başından bir ara yaklaşık 2400 bas puanlık bir faiz arttırımı yaptığını belirtmiştik. 10 büyük merkez bankasının, G10'daki ülkelerin. Şimdi bu haftaya onun üzerine biraz daha katkıda bulunduk. 50'şer bas puanlık katkılar gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Burada en önemli faktörlerden biri, şimdi 2023'te atıfta bulundular enflasyonla mücadele için, daha en iyi geride kaldığı noktasında değiliz. En kötü geride kaldığı noktasında değiliz. Sular berraklaşmadı. Hala belirsizlikler hakim. O nedenle şahin tonlarını yüksek tutmaya devam ettiklerini görüyoruz. Öte yandan yine Amerikan 5 yıllık, yani buradaki gelişmelerle beraber biraz da tahvil piyasasına bakmak lazım. Amerikan 5 yıllık tahvili tarafında 2008'den bu yana, 2008 krizinden bu yana en yüksek ayı piyasası sinyali oluşturduğunu görüyoruz. Yani bu da demektir ki satış baskısı hala burada devam edebilir. Yani faiz arttığından yan etkileri burada son dönemde bir rally yaşanmıştı tahvil piyasasında. Özellikle Eylül ayından sonra Ekim ayıyla birlikte başlayan hisse senetleri tarafında da bir toparlanma yaşanmıştı. Bunun sonlarına yaklaşıyor olma potansiyeli gündeme gelebilir. Buradaki sıkıntı ne? İşte enflasyonda elde edilen gelişimlerin demin anlattığımız arıza faktörler yüzünde bir sıkıntı yaratabilir mi? İstersen demin borçtan bahsetmiştim. Borç tarafına gidelim. Amerika'daki, daha doğrusu Amerika, Avrupa ve emerging marketlerin borç statüsünü gösteren bir tablomuz var. Spekülatif debt dediğimiz spekülatif derecedeki borçlar sınırlandırmasını anlatan bir grafiğimiz var. O grafiği rica edeceğim arkadaşlarımdan. Burada baktığımız zaman totalde... buradaki grafiğe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yaklaşık Amerika tarafında yaklaşık 205 milyar dolarlık bir spekülatif borç durumu bulunduğunu söyleyebiliriz. Ne demek spekülatif borç durumu? Yani reytingi düşük. Hı hı. Yani batma ihtimali daha kuvvetli. Daha kuvvetli olan. Daha yüksek maliyetleri olan. Riskli. Riskli olarak. Çok ve riskli. Bunların 12-14 ay arasında çevrilmesi gerekiyor ve bu yüksek faiz olanlarına bunu çevirmek o kadar kolay olmayabilir. Edebilirler mi bunu? Çevrilmesi lazım. O nedenle. Ve güç diyorsun bunu çevirmek. Bunun çevrilmesinde eğer faizler yüksek kalmaya devam edecekse, bu şirketlerin çoğu geçtiğimiz 10 sene içinde çok düşük faizlerle borçlandılar. Hı hı. Bu çok düşük faizlerle borçlandılar. Bunlar değişken kupon faizlerdi. Şimdi faizler taksit ödemeleri geldiği zaman ne oluyor? Ödediğiniz kuponların taksit faizleri yüksek oluyor. Bunlar da gelir gider dengesi arasında sıkıntıya yol açma potansiyeline işaret ediyor. Bu da default riskini, yani bu şirketlerde 2023'ün son çeyreğine doğru ciddi derecede bu riskin gündeme gelmesi mümkün olacak. Görece olarak baktığımız zaman
Amerika tarafındaki rakam 205 milyar dolardan bahsediyoruz. Evet. Avrupa tarafında 116 milyar, gelişmekte olan piyasalar tarafında da 30 milyar dolarlık bir rakamdan bahsedildiğini görüyoruz. Piyasayı tamamen büyük bir risk altına sokar mı? Tabii ki sokmaz ama karlılıklar üzerinde, banka bilanço üzerinde önümüzdeki dönemde bir risk oluşturma potansiyel işaret ettiğini belirtti. Demin hatırlarsan şeyden bahsettim, borç duvarı diye bir şeyden bahsetmiştim. Evet. Burada da ellerdeki piyasadaki tahvil stoklarının önümüzdeki dönemde nereye doğru yığıldığını bize gösteriyor. Burada baktığım zaman borçları iki sınıfta değerlendirmek lazım. Yüksek getirili borçlar ve daha orta borçlanma seviyesi diye değerlendirdiğimizi. Evet. Şimdi burada farkındaysan geçmişten gelen kümelenme yapının hızlıca bir yükselme şeyini, kümelenme bölgesi var. Orası neresi diye sorarsan 2004'te bu tansiyon biraz daha yükseliyor ama 2026 bu duvarın en yüksek olduğu bölge ödeme açısından baktığımız zaman ve bunların içinde de yüksek getirili olan yani riskin yüksek olan bu borçların payı da hemen hemen en yüksek seviyede olan bölgede yani 100 milyar dolar sınırına dayanmış vaziyette olduğunu bize gösteriyor. 2026-2028 arası hakikaten bir orada bir borç duvarıyla karşı karşıya kalması mümkün. Piyasaların oraya, o bölgeye dikkat etmek yani lazım. Yani borçluluğun en tehlikeli olduğu yıllar 2026 evet. olacak o zaman. Evet, aynen öyle. Borçlu dünya. Şimdi birazcık da bankacılık sektörü açısından değerlendirelim istiyorum. Bankacılık sektörüne baktığımız zaman burada da bizim, evet, iki tane, üç tane grafiğimiz var. İlk önce... ABD bankacılık. İlk önce evet bu grafiği alalım. Burada da son 10 yıllık süre içinde bankaların kar dağılımları nasıl gerçekleşmiş, hangi payla almışlar, pazar payları nasıl olmuş, kim ne kadar pazar payı kaybetmiş burada onu görüyoruz. Net görünüyor burada evet. 2013'ten bugüne gelirken net şekilde şu gözüküyor. Perakende bankacılıkların pazar payını kaybettiklerini, yatırım bankalarının bu pazar payından daha çok pay aldıklarını. Yani burada da baktığımız zaman işte burada JP Morgan'da, Goldman Sachs'ta, Morgan Stanley'de ciddi gelişme, pazar paylarındaki genişlemenin arttığını, mesela Bank of America bunların en zayıfları o ciddi bir daralma içinde olduğunu görüyoruz. Bu da dikkat çekici bir unsur yatırım olarak. Yatırım bankaları pazar payını artırıyor. Evet, aynen öyle. Buna dikkat etmek gerekiyor. Keza bir tane daha grafiğimiz var. Bu da turuncu renkli olan grafiğimizi getirebilirse arkadaşlarımız. Burada da neyi görüyoruz? Aralık ayı. Kırmızı bir aralıktan bahsediyoruz. Evet. Ne olmuş? Kırmızı bankacılık sektörü için Amerika'da aralık ayı olumsuz geçmiş. Neden olumsuz geçmiş? Biraz da onun arka faktörlerine bakmak lazım. Şimdi aralık ayı bankacılık sektörüne baktığımızda S&P 500 %5.6 bu aya şu anki yapıya baktığımızda negatif tarafta hareket ederken S&P 500 bankacılık endeksi %11 civarında düşüş kaydetmiş. Yani S&P'nin neredeyse iki katı kadar fazla düşüş bankacılık kaydetmiş. Düşüş var. Ve burada da bankacılık sektöründe Bank of America dediğimiz taraf %16'lık en sert düşüş gerçekleşmiş. Wells Fargo %14. Bu ikisi de perakende bankacılık tarafında iyiydi. Wells Fargo en büyük bankadır. Citigroup %8.4. JP Morgan'da daha görece 6.4'lük düşüş var. Şimdi bunun arkasında yatan faktörlere değerlendirdiğimizde yüksek faiz oranları, demin bahsettik, devam edeceği beklentisi daha önceden verilmiş olan krediler üzerindeki kar marjlarının zayıflamasına yol açıyor. Bir. Yine yarın öbür gün verilmiş olan kredilerin geri ödenmesi tarafında sıkıntı oluşmasını yol açacağı beklentisi var. Çünkü insanlar iş gücünden çekilmeye başladıklarında, işsizlik artmaya başladığı zaman borç taksitlerini, ana paralarını ödemekte zorlanma yaşayabilecekleri beklentisi var. Bunu da önümüzdeki dönemde 2023'ün sonlarına doğru borç karşılıkları ayırmak zorunda kalmalarına sebebiyet verme potansiyeli olduğunu ve bunda karlılık üzerinde negatif etkisi olacağı beklentisi var. Bunları bir araya getirdiğin zaman resesyon fiyatlaması tabii ki bunun içinde de var. Resesyondan en olumsuz etkilenen bankalar olacağı beklentisi görülüyor. Bir de teminatta bulunan gayrimenkuller noktasında da oradaki teminattaki gayrimenkullerinde
aşırı değerli konumda. Defter değerinin aslında üzerinden çok daha üzerinde değerli değerlendiği. Bunu da yarın öbür gün bir sıkıntı oluşturma potansiyeli olduğunu şu anda da iskonto etmeye çalışan bir piyasa ile karşı karşıyayız. Evet. Bu da ister istemez bir şekilde Aralık ayında ileriye yönelik fiyatlamalarda baskıyı getirmiş vaziyette olduğunu bize gösteriyor. Bir sonraki bir grafiğimiz, o da son grafiğimiz, istersen ona da bir bakalım. Hı hı. Burada da dünyadaki en büyük bankaları bir değerlendirmeye tutulmaya çalışmış. Amerika'daki yatırım bankaları, Avrupa'daki bankalar, İngiltere bankaları, Almanya, İsviçre gibi bankaların 10 sene önce hangi çarpanlarla işlem görüyormuş, bugün hangi çarpanlarla işlem görüyormuş. Defter değerleri. Defter değerli çarpanlarıyla baktığımız zaman, şimdi şunu söylemek lazım, farkındaysan yatırım bankaları tarafının güçlü bir performans sergilediğini evet. görüyoruz. Parasal genişleme tarafını yatırım bankaları çok iyi değerlendirmişler. Verdikleri hizmetler, hisse senedi piyasalarındaki, satın alma birleşme noktalarındaki, tahvil piyasasındaki gelişmelerin karlar üzerine pozitif etkisi net şekilde görülmüş. 2014'ten bu yana yaklaşık olarak %40 civarında kendilerini büyütmüşler bu bahsettiğimiz banka grubu. En güçlü getiri tarafına bakarsan Morgan Stanley tarafında ciddi bir evet. sıçrama var. Geçtiğimiz 10 sene önceki çarpanlarıyla şu anki çarpanlar arasındaki fark neredeyse 3 katına kadar çıkmış vaziyette. JP Morgan keza öyle. Goldman Sachs'ta benzer hikaye var. Bank of America Merrill Lynch'te de var. Ama sonra dönüyoruz ki oradan sonraki sağ tarafa kaydığımız zaman Avrupa, kıta Avrupa'sına geldiğimizde resim terse dönmeye başlıyor. Burada da çarpanlar geçtiğimiz sene, yani geçtiğimiz 10 sene içinde sürekli aşağı yönde bir seyir göstermiş ve ki burada da en kötü çarpan evet. seviyesine gelen de Credit Suisse olmuş. Hatta bundan 2-3 evet, ay kadar evet. 3 ay kadar önce de acaba gitti gidiyor mu noktasında söylemler vardı. Bakarsan defter değerine o burada da 1/3, 1/4 seviyesine düşmüş bir yapı var. Deutsche Bank yarısına düşmüş vaziyette. Barclays keza öyle. Citigroup biraz görece kendisini daha az korumuş gibi. Ama burada da bankacılık sektörünün geçtiğimiz 10 senede şöyle bakmak lazım. Çarpan katsayısı olarak değerlendirdiğimizde S&P 500 adından konuştu. S&P 500'de gelecek kar beklentilerinin 17 çarpanla şu anda işlem görüyor. Bankacılık sektörü ortalaması normalde %12'dir. Şu anda %9'da, yani 9 çarpan, %12 yanlış, 12 çarpanla işlem görüyor. Normal şu anda baktığımız zaman görmesi beklenir. Şu anda 9 çarpan seviyesinden işlem görmekte. Orada bile iskontolu seyir var. Burada demin anlattığımız risklerin en çok bankacılık sektörünü etkileyecek olması, beklentisi olmasından kaynaklandı. Şimdi gelelim grafiklerimize ve piyasalarımıza. Tabii Borsa İstanbul tarafına gelmeden önce tabii ki bu mevcut demin bahsettiğimiz hikayelerin piyasa üzerinde yansımalarını birazcık daha evet. analiz etmeye çalışalım. Burada da biliyorsun analiz ederken yakından baktığımız birkaç faktör var işte. DXY'ye bakıyoruz, Amerikan tahvil piyasasına bakıyoruz. Tabii önce bunların tabii yansımalarını Amerikan borsalarında ve oradaki piyasalarda tabii, görmek oradaki, oradaki yansımaları ne olmuş? Onları bir görelim. Sonra Borsa İstanbul tarafına doğru tamam. kayarız. Baktığımızda hemen ilk önce bizim meşhur göstergemiz olan DXY ile başlayalım. DXY'da geçtiğimiz hafta biliyorsun FED toplantısı vardı. FED toplantısı öncesinde enflasyon verisi gelmişti. Enflasyon verisi piyasaya böyle bir an heyecanlandırdı. Neden? Çünkü beklentilerin altında bir enflasyonla karşılaştık. Evet. Yani en iyi tahminin de altında bir enflasyon geldi. Bir gelmesi burada piyasaya bir coşku getirdi. Bu da söylemlerin iyice yumuşayma beklentisini oluşturdu FED tarafına. Bununla beraber işte 104,5'ta bulunan, grafik müsaadenle grafik üzerinden anlatabilirsem. Sahne sizin efendim. ne demek efendim. Şimdi burada baktığımız zaman DXY'ın haftalık grafiğiyle karşı karşıyayız. Bizim için burada kritik nokta hatırlarsan geçtiğimiz haftalarda da hep belirtiyorduk. Burada maviyle takip ettiğimiz 50 haftalık ortalama. 50 haftalık ortalamanın geçtiği yer 104,5. Farkındaysan son 4 haftadır geldik bu 104,5 etrafına takıldık. Altına geçmiyoruz. Hatırlarsan burada da şu bölge bizim için aynıydı. Evet. O bölgede de 113,20 bölgesiydi. Üzerine gidiyoruz, zorluyoruz, geçemeyip aşağı geliyorduk. Şimdi burayı
benzer bir modüle getirdiler diyelim. Buradaki sürece baktığımızda 2, 4, 6, 7 haftalık bir periyot sürmüş. Biz de şimdi buraya geldikten sonra 4 haftadır bu bölgedeyiz. Bu bölgeyi biz dikkatlice takip etmemiz lazım. Bu bölgenin altına, yani 104.5'un altındaki fiyatlamalarla üstündeki fiyatlamalar farklı söylemlere işaret eder. Şimdi altından inmesi demek burada faizlerde bir süre daha aşağı doğru hareketin önünü açacak bir faktördür. Doların diğer para birimlerine karşı zayıflamasını getirecek bir faktördür. Bu da demektir ki riskli varlıklarda biraz daha rahatlanma, soluklanmanın önünü açabilecek. O nedenle karar dönemine geldik. Hmm. Bu ne zaman belli olacak? Şimdi önümüzdeki 2 hafta piyasaların Amerika tarafında olsun genelde tatil dönemi geldi. Daha böyle soft geçeceği dönemler. Herkes artık şeylerin yıl sonu işte karlar yazılacak, primler alınacak. Biraz daha durağan geçmesi beklenir normal koşullarda. Eğer öyle, o şekilde gerçekleşirse yeni yılla beraber tabii ki gelecek olan ilk tarım dışı istihdam verisi ve enflasyon verisi buradaki hareketin şekillenmesi. Neden 6 hafta diyoruz? Buradaki süreç 6 hafta olmuş. Burada da sürecin 6 hafta. 2 hafta daha bu. Şimdiden sonra süreci 2 hafta daha koyarsak ne geliyor? Tarım dışı istihdam verisi gelecek. Tabii. O veriyle birlikte piyasa bir karar verecek. O kararla birlikte 104.5'un altına gelecek mi, gelmeyecek mi? 104.5'un altına gelmiyor. Burada tekrardan yukarı doğru, ortalamalara doğru, yani 106.5, 107.30 ortalamalara doğru toparlanma sinyali oluşturacak bir yapı gelişiyorsa, o zaman piyasanın biraz daha baskılanma döneminin önüne açılacak. Daha önceki beklentilerimiz de biliyoruz ki son dönemde her piyasa yukarı çıkışında fonlar tarafından hisse senetlerine arz geldiğini, ellerindeki portföy stoklarını dağıttıklarını, piyasaya verdiklerini görüyoruz. Bu da demin de bahsettim hala ayı piyasası tarafındaki baskının oluşmasını sağlıyor. Kalıcı olmuyor yükselişler. Gelir beklentileri tarafında bakıyoruz S&P'de 2023'ün ilk çeyreği, keza 2022'nin 4. çeyreğinde kar artış beklentilerinde daha zayıf performans beklentisi var. Ki 2024'ün 3. çeyreği, 4. çeyreği için pardon, karlarda bir önceki seneyle bu seneyi kıyasladığım zaman kar artış rakamında eksi tarafta olması, hatta eksi 0.4 bir düşüş olması beklentisi var. Bu da ne yapıyor? Piyasalarda bir baskı. O zaman muhtemelen buranın bu tarafa doğru evrilme ihtimalini gündeme getirecektir. Demin bahsettik tahvil piyasasında da belli bir eşiğe geldik. Şimdi onu da grafikte gösteririz. Hı hı. Sebebi ne? Çünkü şahin söylemleri devam ediyor merkez bankaları. Merkez bankaları enflasyonla mücadele 2021 yılında hafife almışlardı. Ama hafife almanın bedelini şu anda piyasaya ödetme noktasında hareket ediyorlar. Bir süre daha tırpanlanma gelecekmiş gibi gözüküyor. S&P 500 bu sene mesela %16-17 düştü. 2008'den bu yana en sert düşüşün yaşandığı yıl olarak gözüküyor. O zaman tarım dışı istihdam verilerine bakarak o DXY'in yukarıya çıkıp çıkmayacağını anlamış olacağız. Evet. Peşinden de zaten Amerika'daki enflasyon gelecek, aralık enflasyonu. Evet. Bu da noktayı koyacak. Tahmininle tarım dışı istihdam gene iyi mi gelir? Yani baktığınız zaman geçtiğimiz ay bir sürpriz yaratmıştı hatırlarsan. Evet. O sürprizi devam ettirebilir mi? Ettirebilir. Neden diyeceksin? Çünkü baktığımız zaman Fed'in son tahminleri açıklandı, projeksiyonları açıklandı. Daha önceki tahminlerinde 3.8 olarak yıl sonundaki işsizlik verisinin 3.8 olması bekleniyordu. Onu 3.7'ye revize ettiler. Yani iş piyasasının hala güçlü. Ama bu 2023'e taşınacak mı? O belirledi. O beklenmiyor. O yüzden sanki daha kötü Aralık sonuna beklenmiyor. Kadar bu rakam böyle 104-105'lerde mi gider gelir diye. Yani aşağı sarkmalar olsa da buralarda dengelenecekmiş. Buralarda yani bu seviyede, çıpalanır. Yani 104.5 çevresini kendine merkez yapmaya çalışıyor. Burada kendi bir taban oluşturma çabası. Bu tabanın oluşacağını biz bu hafta belki teyit edeceğiz. Evet. Bu hafta bunun teyidi sağlanıyorsa önümüzdeki hafta muhtemelen biraz daha böyle 105 üzerini zorlamaya başlayacak bir yapıyı oluşturabilir. O nedenle bu hafta kritik faktörlerden takip edilmesi gereken önemli verilerden biri olacak bizim için. Tahvil piyasasına bakalım. Orada da önemli bir eşikteyiz. Orada da şekillenme çabası devam ediyor. Bu da günlük değil de tabii şu günlük grafik üzerinden gidelim. Günlük grafiğe bakarsak burada da şunu görüyoruz. Bakalım. Burası da bir
4.34 görmüştü. O bölgeden sonra bir aşağı doğru bir rally yaşadı. Faizler aşağı geldi, bir alım geldi. 10 yıllıklar. 10 yıllık tahvil tarafında baktığım zaman burası şu bölgede bir sıkışma gösteriyor. Bu sıkışmada önemli eşik kırmızı ile gözüken ortalama. Burası neresi? 3.53. Üstünde mi olacak, altında mı olacak? Farkındaysan burası da artık bir karar verme noktasına gelmiş. Bir düşen trend var, bir de şu bölgeden şu iki tepenin, bu tepeyle bu tepenin birleşimi paralelidir. Bunu koyduğumuz zaman farkındaysan buraya destek ulaşıyoruz ve bu hafta çarşambaya kadar bu piyasa kendine bir yön tayin edecek. Mesele burada 3.46'nın altına inecek mi, inmeyecek mi? 3.46'nın altına inmesini bekliyorsak o zaman DXY'de 104.5'un tutmamasını beklememiz gerekir. DXY aşağı gelecek ki biz 3.46, yani 3.40 haftalık olarak baktığımız zaman bu 3.43.30'dur. 3.43.30'a kadar hareketleri ben aşağı doğru sarkma olarak değerlendiririm. Ama 3.43.30'un altına inecek yeni fiyatlar görmeye başlıyorsak o zaman iş alım tarafında iştahın artmaya devam ettiğini bize gösterecektir. Hedef 3.20-3.30 aralığı olacak demektir. O zaman bu da DXY'da 104.5'un kırılma ihtimalini gündeme getirir. O zaman DXY'nin de 102-102.5 bandında bir bölgeye doğru çekilmesini bekletir. Şimdi o nedenle bu hafta kritik haftalardan biri. DXY tarafı eğer 104.5 kendine taban yapıyorsa o zaman biz şunu beklememiz lazım. Tekrardan 105'ten üzerine çıkacaksa bu bölgenin de tekrardan şuraya doğru şu ortalamalara doğru gidecek bir yapıyı. 3.65-3.70 bölgesine gidecek bir yapıyı oluşturur. Bu da hisse senetleri tarafının üzerine bir baskı oluşturacak demek. Yani riskli varlıklar üzerine bir baskı oluşturacak demek olur. O nedenle bu hafta karar haftalarından, günlerinden mesela geçiyoruz. Rakamların karar vereceği bir hafta. Evet, rakamlar ne yapacağına karar verecek. Karar verecek. Yani bugün yani bu hafta çarşambaya kadar piyasalar için hakikaten önemli bir dönem eşikte olduğumuzu söyleyebiliriz. İstersen bunların bir ABD hisse senetleri borsalara bakalım. Borsa tarafından nasıl bir seyre işaret edebilir? Onu da görelim. S&P 500 tarafına bakarsak. Evet. Burada nasıl kırılmanın geldiğini görüyorsun. Evet, buradaki yapıya baktığımız zaman hemen biraz daha sıkıştım ki daha net görsün yatırımcılarımız. Şimdi burada da uzun vade adına baktığımızda bir düşen trend çizgisi var. Şu anda bu kaydı sıkıştırınca aslında 1 2 3 4 4'tür. Bizi tutan bir düşen trend vardı. Geçtiğimiz hafta enflasyon verisi sonrasında bir sıçrama yaptı. Evet. 4100'lerin üzerine zorlamaya çalıştı. Ama gün sonunda satışlar geldi. Doğru. Neden? Neden? Hep ne diyorduk? Yükselişlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz. Hep çünkü gelecek beklentiler zayıf, kârlar zayıf. Onun nedenle portföy satılıyor. O veriler gelene kadar piyasa aşağıda baskılayacaklar. Beklenti satın alınır, gerçekler satılır hikayesi var ya. Evet. Şu anda o kötü gelecek bilançoları piyasa satın alıyor. Yani ne yapıyor? Satarak karşılık veriyor. Ne zaman o bilançolar gerçekleşmeye başlayacak? Piyasa bakacağız, ulan düşmüyor bu, niye düşmüyor diyeceğiz. Çünkü adamlar şimdiden satıyor malı. O dönemde geldiğinde, o kötü veri geldiğinde almak için. Buradaki yapıda da şu tepelerin kesişiminden gelen bir paralel var. Bunu da koyduğumuz zaman bizim için kritik eşik bu bölgeydi. Orası neresi diye sorduğunuz zaman burada ortalamaların kümelendiği bir bölgemiz vardı. Evet. 3954-3977. Bu aralığın bizi taşıyor olması gerekiyordu. Maalesef taşıyamadı ve kırıldık. Kırılınca satış baskısı devam etti. Bu da bize şunu söylüyor. 2023'ün birinci çeyreği açısında hisse senetlerinin baskılı kalma beklentisi devam ediyor burada. Burada da onun için ocağın 15'i ile Şubat'ın 15'i arası genelde hisse senetleri tarafında sıkıntılı olur. Hep belirtiyorum. Yılı kapattıktan sonra, rehavetten kârlar yazıldıktan sonra kârlar cebe kondu, yıl başladı. Önümüzde çok uzun bir dönem var. Bir satalım, bakalım, görelim. Ondan sonra tekrardan bir pozisyonlanma olur. O zaman ilk üç... Santrallisi derler. Santrallisi sonrası şu anda pek santrallisi yapacak bir pozisyonda bir piyasa görmüyoruz. Maalesef o kârları beklentinin zayıf olması nedeniyle. Şunu aslında biz belki şu bölgedeki sıçramayı, şuradaki sıçramayı Santrallisi, Noel Baba Rallisi yani. Nin yaşanmasını biraz zayıflatmış vaziyette. O ölü kedi sıçraması nedir? Ölü kedi sıçraması çok sert düştüğü zaman bir şey. Atıyorum %15, %20 düştüğü zaman bunda %2, %3 çıkmasına biz ölü kedi sıçraması diyoruz. Dead cat bonus derler. Onu hatırı kalmasın. Onu da söyleyelim dedik.
Hemen Borsa İstanbul tarafına da girelim. Geçelim. İstersen. Tabii tabii. Bu arada aslında bu düşüşler alım fırsatını da getiriyor Amerikan borsalarında. Böyle de bir durum var herhalde ilk çeyrekte Ocak ayı itibariyle. Muhakkak tabii ki işte mesele faizlerin durması lazım. Faizle borsa ters çalışıyor. Faizlerdeki baskı devam ettiği sürece maalesef borsa gidemiyor. Borsa yukarı doğru düşüyor. Gidemiyor. Bakalım çünkü neden gidemiyor? Siz bir şirketi değerlerken risksiz faiz oranıyla bir indirgeme yapıyorsunuz. O indirgemeyi kullandığınız faiz ne kadar yüksek olursa getiriler o kadar aşağı çekiliyor. O çarpanları etkiliyor da fiyatlar üzerine baskı oluşturuyor. Faizler ne kadar düşükse gelecekteki beklentileri daha indirseniz de daha pozitif getiri elde ediyor. Bu da çarpanları yukarıda. Aynen öyle. Bizim matematiksel olarak. Bizim borsamız adına baktığımızda haftalık grafikle başlarsak bu 4950'nin üzerinde tutunmaya devam ettiğimiz sürece hareket yukarı doğru gitmek isteyecektir. Son iki haftada 4950 üzerinde kalmaya devam ediyoruz. Evet. Bu olumlu seyir. Uzun bir soluklu rally yaşadık. Şurada bir soluklanma bile farkındaysan. Tabii. Yani şunu hatırlarsan saymıştık. 9 hafta saymıştık. Evet. 3 hafta saftasın, düzeltme. 3 hafta 9 düzeltme. Hafta evet bir düzeltme geldi. Kısa ama sürdü. Düzeltme hafta sonunda toparladı. Doğru. Yani haftanın 4'te 3'ünde 4 günü düştü. 4. günün sonunda ortadan bir yerden toparladı ve cuma günde sert bir hareketle kapatmıştı. %3'lük bir artıyla kendini 5 gün üzerine atarak kapatmıştı. Ondan sonra geçtiğimiz haftayı kendini hala diri tuttu. Şimdi 5300 kritik bir eşik. Onun üzerine bir fiyatlamaya tekrardan devam etmesi lazım. Neden? Geçtiğimiz hafta 5302 ile zirve yaptık. Hareketin ataletinin devam edebilmesi için kendine yeni bir zirve oluşturması lazım. Yani piyasanın güçlü kalmaya devam ettiğini gösterebilmesi için. Bu harekete baktığımız zaman zirve beklentisi, yani buradaki projeksiyon hep şundan bahsediyorduk. Makas çok geniş. O nedenle burada soluklanmayla, dinlenmeyle geçirip ondan sonra hedefe gitmesi bunu sağlayacak faktör de 12 aylık bilançolar olacaktır. 12 aylık bilançoları satın almak için hala biraz erken evrede olduğumuzu evet. Ben belirteyim. Doğru. O nedenle buradaki hareketler biraz daha şu bant içinde sıkışarak gidebilir. Onu da diğer grafik üzerinden gösterelim. 4950'nin altındaki fiyatlamalara biraz şüpheyle yaklaşması gerekiyor yatırımcıların. Son 1,5 dakikamızda tamam. Da son grafiğimize bakalım o zaman. Burada da hemen evet. Gün içi işlem yapan yatırımcılarla ilgilendiren bir grafiğimiz var. Ona bakalım. Biliyorsun burada geri çekilmede pembe bizi taşımıştı. Evet, evet. Tam böyle ipten aldı piyasa. Oradan evet. Döndü. Hızlıca bir toparlanma içine girdi. Bizim projeksiyonumuzda 5300 vardı. Geçtiğimiz haftada bundan bahsetmiştik. 5300 seviyesine geldik. Oradan bir realizasyon başladı. O realizasyonla beraber tekrar yeşille gözüken ortalamaya kadar geldik. 5086. Onun arkası İmamoğlu'nun davasında olduğu gündü o gün. Sonra peşinden işte siyasetten çok fazla etkilemeyebilir beklentisi bir sıçrama oldu. Burada bir yataylaşma, bir konsolidasyon dönemi içine girdik. Biz onun için kritik eşik 5300. Onun için hareketin yukarı devamı için bizim 5300 ve üzerinde fiyatlamalar görüyor olmamız lazım. Eğer 5300 üzerinde fiyatlamalar alamıyorsak o zaman tam böyle kritik beşikten kapattık. 5202, 3, 5 bu bölge bizim için önemli. Kümelenmiş kısa vadeli ortalamalarımızın olduğu yer, 3 tane ortalamanın geçtiği noktaya gelmiş vaziyetteyiz. Bu bölgenin altında hareket zayıflamaya başlıyor. Kırmızı ilk destek 5140, ikinci destek 5090. O bölgenin altına iniyorsa hareket tekrardan 4950 bölgesine getirir bizi. 4950 yine haftanın kritik eşiği olduğunu hatırlayalım. Eğer o bölgenin altında fiyatlamalar başlıyorsa o zaman trend sonuna geldik diyebilme potansiyeli oluşabilir. O nedenle o günleri iyi tekrardan konuşmak gerekir. Evet biz de Cenk Akyoldaş'la haftanın manşetini beraber attık bugün. Ne dedik? Rakamların karar verme haftası. Evet, rakamlar aynen. Kararını verecek ona göre piyasalar yönünü bulacak efendim. Rakamlar kararını verecek piyasalar da yönünü bulacak diyoruz ve bugünkü manşet ekonomiye de noktayı koyuyoruz. Evet, bir ekonominin daha sonuna geldik, manşet ekonominin daha sonuna geldik ve sabah kuşağını da böylelikle noktalamış oluyoruz. Yarın saat 07'de kimselere randevu vermeyin. Birazdan para ve sermaye piyasalarının hanımefendisine ekranı bırakacağım. Perihan Tantuoğlu'yla birlikte piyasaları daha detaylı izleme ve anlama şansına sahip olacaksınız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.